Parsel'de kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, kentsel sit etkileme geçiş alanında bulunan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1'e 5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talep edilmektedir. İmar planı değişikliği kapsamında 1'e 5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında çocuk bahçesi ve oyun alanları olan ve üzerinde bina bulunan taşınmazın kullanımının 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili yönetmeliği uyarınca ticaret alanı T1 olarak değiştirilmesi istenmektedir. Konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7B, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18C ve 3194 sayılı İmar Kanunu 8C B maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu görüşülmesini arz ederim. Dilşat Ergin, Daire Başkanı. Gündemin 15. maddesinin İmar ve Bayraları Komisyonu'na havalesini kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 16. maddesine geçiyorum ve yazısını okutuyorum. Başkanlık Makamına, ilimiz Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 896 adı 17 nolu parsel ile ilgili sosyal tesis amaçlı kullanılmak üzere Çerkezköy Belediyesi'nin 3-4-2015 tarihli ve 65 sayılı meclis kararı ile söz konusu parselin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devredilmesine karar verilmiş olup TAPU Müdürlüğü'nde devri işlemlerinin yapılması için konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin D fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'ne görüşülmesini arz ederim. Yüksel Özdal, Daire Başkanı. Gündemin 16. maddesinin plan bütçe komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesine geçiyorum, yazısını okuyorum. Başkanlık makamına, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 8-4-2015 tarih ve 1183 sayılı yazısı ile İller Bankası AŞ'den kullanacağı Kumban Mahallesi kanalizasyon inşaatı için 37.960.802 liralık krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi veya kredi tezminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediye'mizin Maliye Bakanlığı ve veya banka tarafından dağıtılan yasal paylarını mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlere yürütülmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a yetki verilmesi talep edilmiştir. Konun belediye meclisinin Mayıs ayı toplantısına görüşülmesini arz ederim. Müveddet Işık, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı. 17. maddesinin plan bütçe komisyonuna havale edilmesini kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 18. maddesine geçiyorum, yazısını okuyorum. Başkanlık Makamına, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ilgi yazısıyla Süleymanpaşa ilçesi Ağdoğlu Mahallesi 2453 ada 22 nolu parselde ceviz mahsullerinin temizlenmesi ve paketlenmesine yönelik işletme amaçlı tesisin yer seçimi kararının 1'e 25 bin ölçekli Tekirdağ Çevre Düzeni Planı 2.73 plan hükmü kapsamında belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Bu kapsamda 26.02.2014 tarihli Meral Tarım ve Bahçe Sistemleri Sanayi'ye ait dilekçeyle Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne ceviz mahsulünün temizlenmesi ve paketlenmesine yönelik işletme amaçlı tesis yapılması için uygun büyüklükte parselin bulunup bulunmadığına dair görüş sorulmuş olup 30.12.2014 tarih ve 2014 Taksim 91 sayılı Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nin yazısı ile ceviz mahsullerinin temizlenmesine ve paketlenmesine yönelik işletme amaçlı tesisle ilgili olarak talep edilen nitelikte bir parsel bulunmadığı ve söz konusu tesisin TORSAP'ta kurulması uygun görülmediğine dair görüş bildirilmiştir. Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu 18C ve 1'e 25 bin ölçekli Tekirdağ Çevre Planı Düzeni Planı 2.73 ve 2.74 plan hükümleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'ne görüşülmesini arz ederim. Dilşat Ergin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı. Evet, gündemin 18. maddesinin İmar ve Bayraları Komisyonu'na havalesini oylarda sözü kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 19. maddesine geçiyorum. Gündemin 19. maddesi İhtisas Komisyonu raporlarının görüşülmesidir. İlk olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun bir maddelik raporunun görüşülmesine geçiyorum. Komisyon raporunun bir numaralı dosyasını okuyorum. Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu, dosya 11, konu yazılı önerge, komisyon kararı. Talep komisyonumuzda görüşülmüş olup, organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çevreye saldıkları atıkların analizi ve incelenmesi, yeraltı sularımızın kirlilik durumunun çevremize ve sağlığımıza etkilerini araştırılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamını oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon raporunun bir nolu dosyasının kabulüyle oylarınızda sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.